geçinebilmek mi? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Kim geçiniyor? Bugünün dünyasında Türkiye'de geçinen var mı? Geçinmek o kadar zorlaşmış ki bırak geçinmeyi yani. Günlük ekmek, evine ekmek götürmeyenler var. Geçinmek. Eğer bir an önce müdahale edilemezse bu şirket devletidir burası. Şirketlerle yönetilen bir devlettir. Hepimiz açlığımızdan ölürüz. Ne geçimi ya? Teşekkür ederim. Efendim geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyoruz, maalesef geçinemiyoruz. Neyine geçineceğiz? Yaklaşık bir yıldır kapalıyız. Eleman var, kira var, elektrik var. Zaten buranın elektriği elektrik şirketi diyemeyiz. Elektrik çetesi diyebiliyoruz. Yani elektrik çok fazla geliyor. Bir iş yerinin en azından ayda 10.000, 10.500 lira elektrik geliyor. Yani maalesef geçinemiyoruz. Asla geçinemiyoruz. Bu pandemi hepimizi çok etkiledi. Özellikle gün içinde sadece günlük ihtiyacını karşılayıp eve gidebilenler oluyor. Onlar nasıl geçinecek? 18 gün çok fazla. Biraz da halkı düşünmeleri gerekiyor. Valla geçinmek çok zor. Bu zamanda gerçekten çok zor. Ben de 3 çocuk sahibi bir anneyim. Kirada oturuyorum. Yani geçim çok zor. Yani esnaflar bile çok şikayetçi olabiliyorsa, yani ben bile geçim sorusu çok zor. Yani ona cevap bile şu an veremiyorum vallahi. Çok zor. Evet, geçinebiliyor musunuz? Ömer Bey maalesef yani herkes gibi bizler de çok sancılı süreçten geçiyoruz. Özellikle esnaflar yani büyük bir yük var omuzlarımızda. Yani SGK'lar, kiralar, vergiler, eleman maaşları, diz boyu ödemeler var. Buna nazaran yani yaptığımız iş çok az. Bu pandemi bizi hepten kıstı. Tam kapanmayla beraber bizi ne bekliyor? Yani çoğu esnaf arkadaşımız iflas edecek. İflasın eşiğinde. Çünkü krediler var, çekler var. Çok zor, çok sancılı bir süreçteyiz. Bakalım ne olacak? Bekliyoruz. Nasıl geçineceğiz? Yani eskiden mesela gidiyorduk bir alışveriş yapmaya. 100 lira veriyorduk. Yani 2 ay boyunca geçiniyorduk yani o 100 lirayla. Şu an adam geliyor, 200 lira veriyor, hiçbir şey alamıyor. Yani markete giriyorsun, çıkıyorsun, bakıyorsun elinde hiçbir şey yok ama para vermişsin. Nasıl geçineceğiz? Olabilir, pandemi de var ama yani para değerli değil, bizim paramız değerli değil. Öyle bir düşmüş ki, öyle bir şey olmuş ki rezil olmuş. Ben şahsen yani babam, kardeşim biz burada çalışıyoruz. Yani hiçbir şey biriktirmiyoruz. Biriktirdiğimiz hiçbir şey yok. Faturadır. Yani sadece devlet için çalışıyoruz. Vergiler için çalışıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Geçinemiyoruz. Herkesin derdi bu zaten. Bu dönemde hepimizin derdi bu oldu. Başka hiçbir derdimiz yok. Hani para yok, pul yok, iş yok, güç yok. Kimse çalışamıyor. Herkesin maddi manevi sıkıntısı var. Ben öğrenciyim. Benden bir ton bir şey istemiş hoca. Ben alamıyorum mesela. Hani bunu da düşünmeleri lazım. Bence öğrencileri düşünmeleri lazım. Bir katkıda, bir yardımda bulunmaları lazım bana göre. Zor yani, çok da zor. Aşırı derecede zor. Hayır, geçinemiyoruz yani, zor. İş yok, güç yok. Her yer kapalı. Bizim mahkumlarımız var yani, bakamıyoruz kendimize. Bu süreç hepimize çok kötü geldi. Umarım en yakın zamanda bu süreçten de kurtuluruz. Bu hastalık da biter. Hepimiz sağlığımıza kavuşuruz. Eski güzel günlerimize kavuşuruz. Yani bu beklentim var sadece benim. Ne şekil geçinelim? 2 günde bir kapalıyız, işsiz, güçsüzüz. Ne şekil geçineceğiz? Vallahi ben bunu satamazsam çocuklarım evde aç kalır. Gel 20 gün daha böylece evde takılı kalacağız. Ne yapacağız? Çaremiz ne olacak? Geçen yılları arıyor musun? Geçen gün yıllarca nece? Geçen yılların bir saati bu senenin 20 gününe bedeldir. 20 gününe bedeldir. Çünkü geçen sene ben bir saatlik işi bir ayda çalışmasam yine geçimi yapabiliyordum. Ama ben bu sene bir ay çalışsam bir günümü geçindiremiyorum. Geçen seneye rağmen 1 kilo yeşil mercimek 7-8 lirayken bugün 17-18 lira. Nasıl olacak bu? Yani ben diyeceğim bu kadar. Ben daha ne söyleyebilirim ki? Yani zor, gerçekten zor. Yok, zorlanıyoruz. Evet. Zorlanıyoruz yani. Vallahi ümitsiz olmamak lazım. Düzelecek her şey zamanla. sabırlı olmak lazım. Yani başka çaresi yok bu işin. Hayır, geçinmek şöyle, yani bu toplumda herkes emeğiyle, işiyle, aşıyla çalışarak tabii ki geçinmek durumunda. Herkesin, bazı insanların tabii ki bir gelir düzeyi vardır. Ama bunu tamamen toplumun hepsinde aramak zor. Şu anda zaten enflasyon başını almış gitmiş durumda. Zor, geçinemiyoruz. Ama ne yapalım? Mecburuz, bu işi yapmaya mecburuz. Daha öncesinde bu Covid'den önce daha iyiydi ama bu Covid hastalığı hem ekonomik olarak insanları bitirdi hem de iş ortamını bitirdi. Maalesef geçinmek için artık çok zor dönemlerden geçiyoruz. Zor şartlar altında işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Özellikle bu son 2 yılda oluşan küresel pandemi nedeniyle hepimiz çok farklı şekilde zor şartlar altında işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Özellikle bu son açıklanan koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerde kapanmamız isteniyor. Biz aslında bu bayram süresince bir şeyler olabileceğini, ticaret yapabileceğimizi düşünerekten mal aldık. Borca girdik, harca girdik ama bize devlet tarafından gerçekten bir sürpriz oluşturuldu. Yani kötü bir sürpriz, yani böyle iyimser bir sürpriz değil tabii. Yani biz bu durumda gerçekten şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devlet tarafından esnafa sağlanan bir destek maalesef ki şu ana kadar açıklanmış değil. Biz ivedilikle bir desteğin açıklanmasını talep ediyoruz yetkililerden. Biz bazı imkanların sağlanmasını istiyoruz. Yani bu süreçte biz kapatılıyoruz ama bankalar kapatılmıyor, kurumlar kapatılmıyor. Biz ödemelerimizi yapmak zorundayız. Ne şekilde yapacağız? Ürün satmadan nasıl ödeme yapacağız? Çek senettir, stopaj vergisidir, bilmem nedir nedir. Yani kredi kartıdır, kredilerdir. Hiçbiri ertelenmedi. Geçinemiyoruz tabii ki. Yani bu şartlarda bir pandemidir, kısıtlamadır, çek, senet, ödeme. Bu durumlarda nasıl geçinebiliriz? Yani ödeme yapamıyoruz. Sürekli kısıtlamadır. Ne bir iş var, ne bir gelir var. Hiçbir şey yok. Nasıl geçinelim?